baş parmak çekiş usulünü kullanıyorum. Modern okçulukta 3 parmak çekiş usulü vardı. Geleneksel okçulukta baş parmak çekiş usulünü kullanıyorum. Eskide birer ok var değil mi? Evet. Tamam. Sen de yok mu? Sana vereyim. Kabzamızı sıkı sıkı kavradık arkadaşlar. Evet. Ok parmaklarımız kapalı. Baş parmağımızla mandallıyoruz. İşaret parmağımızla mandalladık. Okun düşmesini engelledik arkadaşlar. Gaza niyetine bu oku okçuluğun piri Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri için atıyoruz. Nişan al. Ya hak! Gaza niyetine nişan al. Ya hak! Gaza niyetine nişan al. Ya hak! Yine maşallah. Hadi bismillah. Gaza niyetine ya hak! Gaza niyetine nişan al. Ya hak! Mersin Gücü Gençlik ve Spor Kulübümüz olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 64 saat süren geleneksel okçuluk eğiticilerin eğitimi programını yapıyoruz. Türkiye'nin değişik illerinden başvuran arkadaşlarımız var. Burada 8 gün boyunca toplamda 64 saat olmak üzere geleneksel okçuluğun tarihi, geleneksel okçulukla ilgili kullanılan malzemeler, okun yapımı, yayın yapımından tutun. Okçuluk ve tasavvuf, okçuluk ve hadis gibi okçuluk tarihiyle beraber birçok derste beraber işlediğimiz bir süreç. Sürecin sonunda bu eğitim alan arkadaşlar yazılı ve sözlü mülakat sınavına tabi tutulacaklar. Burada başarılı olanlar geleneksel okçuluk eğitici belgesine sahip olmuş olacaklar. Amacımız geleneksel okçuluk kültürüyle beraber kendisini geliştirmek, tüm Türkiye'de ilgi odağı haline getirmek. Tabi geleneksel okçuluk son birkaç yıldır Dünya Etna Spor Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan'ın öncülüğünde belli bir noktaya ulaştı. Burada tarih boyunca unutulmaya yüz tutmuş birçok atasporumuzun da gün yüzüne çıkartılması ve halkın gündemine sokulması amaçlanmakta. Bu geleneksel sporlar içerisinde de en başta hiç kuşku yok ki geleneksel okçuluk geliyor. Burada da 8 gün sürecek, toplamda 64 saat sürecek eğitimin sonunda biz de böylesi bir çalışmanın önemli bir parçası olduğumuza inanıyoruz. Buradaki bu amaçlarımızdan bir tanesi geleneksel okçuluğa hizmet etmek, buna bir dikkati çekmek. Aynı zamanda da Mersin'in ilk kemankeşlerini yetiştirmek. Bu kursu bitiren arkadaşlarımız 64 saatin sonunda Mersin'in ilk kemankeşleri de olacaklar ve aynı zamanda da eğitici unvanlarını almış olacaklar. Fen bilimleri öğretmeniyim. Adana'dan katılıyorum. Mersin Gücü Gençlik Spor Kulübü'nün geleneksel okçuluk adı altına açmış olduğu kursa katılmak istedim. Ve 8 gün süresince bu kursa devam etmekteyim. Geleneksel okçuluğu gençlerimize tanıtmak ve sevdirmek için bu kursa katıldım. Öğretmenlik yapıyorum. 2 çocuk annesiyim. Mesleğimin gereği olarak yeni nesil öğrencilerime daha güzel bir sağlıklı nesil yetiştirmek adına pandemi döneminde uzun süre evde kaldığımız bu süre içerisinde bunu fırsata çevirmeyi kendime bir borç biliyorum. Öğretmenimizin, hocamızın eşliğinde açık havada güzel bir şekilde geleneksel okçuluk derslerimizi alıyoruz. Yakında sertifikamızı da alacağız ve yeni nesle bu spor dalımızı, geleneksel okçuluğu sevdirmeyi hedefliyoruz. Güzel bir grubumuz var. Gerçekten öğretmen arkadaşlarımız var. Diğer meslek gruplarından iş sahibi arkadaşlarımız var. Büyüklerimiz var. Eski milletvekilimiz var. Birbirimizden çok fazla şey alıyoruz. Bu dönemi en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bileşimciyim. Okçuluk sporunu hobi olarak yapmayı seviyordum ama bunu öğrenmek ve benden sonraki gelecek nesillere, çocuklara eğitimci olarak onlara faydalı olmak için bu şeyi seçtim, kursu seçtim. Mersin Gücü böyle bir kurs açınca teşekkür ediyorum huzurlarınızda onlara. Bir katılmayı borç bildim. Umarım bu kursun sonunda başarılı olurum ve ben de bu sertifikayı almaya hak kazanırım.
ismimizi bilmiyorum. Atılmış, dışarı atılmış ok var mı hocam? Saydık mı oklarımızı? Gel. Ben...